Zahit baba, Zeynep tamamen umudunu kesmişti. Bırakmasam daha kötü olurdu dedi. Öyle olmasa zaten Zahit baba bırakmazdı. Uzun uzun anlattı. Kimseyi zorla tutarak özgürleştiremezsin dedi. Bana kızacağın bir şey yok. Karım benden vazgeçmedi. Kendi üstüne alma, senden değil. Annesinden, sevdiklerinden vazgeçmedi. Lan sen hala gülüyor musun? Emir tamam, bir anlamı yok artık. Benim için gerilmeyin artık lütfen. Biz senin için geriliriz de üzülürüz de. O nasıl laf? Hocam boşuna ama. Benim sizden tek isteğim var. Annemler sana emanet Emir abi. Hocam tek başıma daha kolay olacak. Annemin durumu belli. Mehmet de kötü etkileniyor. Siz annemlere sahip çıkın. O eve geri dönmesinler yeter. Biz annenlerle elbette ki ilgileniriz. Ama böyle yaparsan olur mu? Sen kendinden büyük acıların karşısında durdun. Pes etsen olur mu? Evet Zeynep. Teslim mi olacaksın? Hocam ben çoktan yapmam gerekeni yapacağım. Volkan'la o eve geri döneceğim. Emir abi ben kabullendim artık. Artık benim hayattan tek beklentim var. O da benim yüzümden kimseye zarar gelmesin. Kimsenin canı yanmasın. Biz senin için canımızı bile vermeye hazırız. Bu sadece sana değil, hepimizin yaşama umuduna dair bir mesele Zeynep. Anlamıyor musun? Hocam artık bu umut değil ki. Herkese zarar vermek. Artık bırakın beni lütfen. Hadi Volkan. Oğlum. Tamam dur. Ya şurada iki gün ayrı kaldık, tamam dur, bu ne aşk ya? Sen o iki günü bana sor. Ne oldu, bir şeyin var mı? Bir şey yaptılar mı sana ha? Anneciğim sakin, hiçbir şey yapmadılar. Karım sayesinde kurtuldum zaten. Öyle mi? Volkan ben yukarı odaya çıkıyorum. Tamam güzel. Ne oluyor, ne bu havalar? Anne çok acıktım. Vallahi çok acıktım, bir şey sorma hadi. İyi. Bak, aldı karısını. Şimdi bu ev tepemize çökse, dünya yansa umurunda değil beyefendinin. Hayır kız da. Yok, kız deyip geçme. Senden de, benden de, bu evden de kıymetli onun için. Hele şimdi. Hani bana sevmiyorsun, ilgilenmiyorsun, o yüzden böyle diyordun ya. Beni bırak. Sen seviyorsun. Sen ilgileniyorsun madem. Sor bakalım, o seni seviyor muymuş? Biz onun için kimiz? Cesaretin varsa git sor oğlumuza. İyi misin? İyiyim, yorgunum sadece. Bak eğer sen vazgeçersen Zeynep biter. Ben özür dilerim. Bence de dilemek zorundasın. Çünkü bundan sonra her şey sana bağlı. Bak, eğer Zeynep benden yardım isterse ben yaparım. Ama istemezse bir şey yapamam. Çünkü yapmam da doğru olmaz. O seçmediği sürece ikna olmadan yere götürmenin bir anlamı yok. Bunca şeyden sonra, bu insanları bu kadar maruz kaldıktan sonra genç bir kızın umutsuzluğa kapılması da vazgeçmesi de çok normal. Sana da vazgeçmemek düşüyor, değil mi? Bu insanlar sadece Zeynep için değil, bütün ilçe için çok tehlikeli. Zeynep senin için. Sarpça'dan onları kazımak benim işim. Umarım ikimiz de başarırız. Benim başka seçeneğim yok. Senin var mı? Yok. Hadi gir dinlen.
Seni döndürmeye mecbur bırakmadın ya beni. En doğrusunu yaptım. Zeynep. Zorlamadığında her şey o kadar güzel olacak ki. Sen de anlayacaksın bunu. Ne oluyor? Kitaplarımı topluyorum. Sonra da gönderebilirsiniz. Ne acelesi vardı canım, gönderirdik yani. Var. Boş hayallerle yeterince zaman kaybettik. Bundan sonra içi dolu hayaller kuracağız beraber. Hadi kitaplarını götürsen. Evet, Macide Sultan. Bir şeyler yapmışsın. Ama artık ayağını denk alacaksın. Ben mi ayağımı denk alacağım Volkan? Bu kız bu eve geri döndüyse benim sayemde döndü. Eyvallah, doğru. Ama bitti. Ne bitti? Bundan sonra Zeynep'in ailesine, Zeynep'in sevdiği kim varsa, okula, Elif Hoca'ya kimseye zarar vermeyeceksin. Yapma ya, bak sen. Anne, ben ciddiyim. Babam da, sen de, ben de üzerlerine gitmeyeceğiz. Zeynep de bana itaat edecek. Sen bu odaya da yerleşirsin şimdi. Zeynep istemediği sürece girmeyeceğim buraya. Anlaştık biz aramızda diyorsun. Anlaştık. Anlaşıldı. Bu kız seni uyutmuş. Ama yakında sen de anlayacaksın Volkan. Anne bana yardım et diye yine benim yanıma geleceksin oğlum. Yani başlangıçtan daha kötü bir haldeyiz aslında. Zeynep tamamen vazgeçti. Acaba sen de mi vazgeçsen artık ha? Bitti çünkü bu iş. Yok. Ben bitti demeden bitmez. Levent Hoca'yla da konuşacağım bugün. Onun okulda dersi var bugün ama bana uğrar mı bugün bilmiyorum. İyi, benim de dersim var zaten. Hatta şimdi duş alıp çıkmam lazım. Bulurum orada ben onu. Delireceğim ya. Delireceğim gerçekten. Bak bu kızın saçını başını yolacağım ben. Yolacağım. Ya hayatım anlattım ya sana. Benim evdeki kız. Ya Levent'e taksi midir nedir bilmiyorum. Saçma sapan ya. Kendi oyunlarını alet ediyor. Sürekli Levent'in peşinde. Aha. Tabii tabii canım, dersim yok ama gideceğim. Herhalde gideceğim. Tabii ki gideceğim okula. Çay. İyi geldi. İçimiz ısındı değil mi? Sen evlenmek istemiyorum dedikten sonra kimse seni zorlayamaz. Bilmiyorsunuz işte, zorluyorlar. Bir, iki, üç. Zeynep! 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 اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.